Bayanlar baylar güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. B alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme. Merve trenç doğru gidiyor. Aldı. Onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı. Ve son saniye atışı. Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu. You know. Maçın eğlencesi bilyonere girdiğin an başlar. Hikmet hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Özlettin kendini. Bir hafta ara verdik tabii e, maç oynanmayınca. Sen geldin ofisteki gülme sayısı arttı. Yüzler gülmeye başladı. Evet. Şimdi ben de özledim. Tabii e, stüdyomuzda da son derece teknolojinin en son aletleri de gelmiş. Çok mutluyuz. Evet, e, dolayısıyla yönetmenlerimiz Erdi ve Engin Bey'e teşekkür ediyoruz. Kerim ve Kadir kardeşime de editörlerimize teşekkür ediyoruz. Sinan sana da bas savcı taktı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol hocam. Sana da bas savcı taktım. Ama bak şimdi burada sarı kırmızı sarı kırmızı defterimizden not. Fenerbahçe'ye de sarı lacivert yaptık. Fenerbahçe'ye de oraya da yaptık. Onu da Fenerbahçe'de dile getireceğiz. Sarı kırmızı güzel renklerimizden aldığımız notlarla başlayacağız. Hocam istersen ilk 11'lerle başlayalım. Galatasaray 3-0 kazandı. Kendisi aslında çok eksik vardı. 8 eksik vardı. Ee, i̇lk 11'de yorumunu alalım. Evet, evet Sinan. Şimdi maç plan dediğimizde teknik adamların hafta içi ve rakibe göre hazırlamış oldukları maç planda neyi görüyoruz? Kaan'ı sabekte görüyoruz. Evet. Yeni derken Kaan'ı. Ama diğerlerine baktığında bir de Halil'i 9 numarada forvette görüyoruz. Ama diğer oyunculara baktığımızda Sinan, diğer oyuncular hemen hemen oynayan, zaman zaman ilk 11, zaman zaman da görev alan oyuncu grubu. Sağ bekiniz Kaan olduğunda, tabii Barış Alper de sol bekte yeni bir oyun anlayışında Okan Hoca'nın yer verdiği oyuncu. Kanat varyasyonları Galatasaray'da değişmek zorunda kaldı. Bunu ilerleyen bölümlerde. Stoper özellikle bir önce bek oynayınca hocam o dezavantaj yaşanıyor değil mi? Siz milli takımda Cenk Eskaçar üzerinden anlatmıştınız. Çok, çok güzel bir şekilde. Bravo. Ama o zaman ne oluyor? Burada Kaan'ı da farklı kullanabiliyorsun. Ne oluyor? Kaan Sabek'te görev aldığında evet belki Zaşa gibi gidip gelen topsuz koşulları çok olan bir oyuncu e, benzetmesi yapmayabiliriz ama şunu oynayabilir. Ne yaptı? Kaan diyelim. işte Galatasaray'ın forveti, içeri girenler, gelenler. Galatasaray takımının topa sahip olduğunda bu görüntü Galatasaray takımı sahip, topa sahip olduğunda rakip sahadaki yerleşimi. Kaleci Muslera'yı da şuraya koyalım. Kaan burada ne yaptı? Belki bu koşulları topsuz yapmadı ama buradan çok etkili orta pasları çıkar. Bak bu çok önemli. İki, oyunda genişlik aldı oyun sıkıştığında. Bu da farklı bir sabek oynama özelliği. Dolayısıyla e, demin senin saydığın çok eksik e, ama bunlar oynayan oyuncular büyük takımlarda, şampiyonlu oynayan takımlarda oyuncu grupları her oyun modeline uymak zorunda. Kaan da bunu bana göre başarıyla yaptı. Hatta Endombele'yi de şöyle düşünüyorum. Ya bazen öyle bir paslar yapıyor ki Sinan. Bunu sen bir programda demiştin. Yani oynadı, oynadığında çok farklı bir oyuncu olabilir. Oyunun belli bölümlerinde inanılmaz tık 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 tık, tık toplam buluşuyor. Tek top oynuyor, yön değişiyor. Belli bölümlerinde de oyunda yok. Dolayısıyla aklıma şu geldi. Acaba bu oyuncu e, özelliklerine göre gelişimini sağlayıp özgüvenini verip Gaza'ya daha çok faydalanabilir mi? Çünkü Kerem Demirbay'a baktığında oynadıkça özelliklerini de ortaya koyan bir oyuncu oldu. Galatasaray taraftarı bizi izleyen spor severler şuraya baksınlar. Kırmızılı takım Galatasaray rakip alana yerleşmiş ve Konya spor takımı. Böyle bir takımı derinlik alan ve kendi alanında 10 kişi artı bir de kalecisini düşündüğümüzde 11 kişinin savunma yaptığı bir takımı ve bir takıma gol atmak kolay değil. Çok çabuk oynayan, oynamanız gerekiyor. Oyunda genişlik, derinlik, topsuz oyun, boş alan yaratma, duran top özellikleri gibi bir sürü parametreler var bir takımın kullanması gereken. Bununla birlikte de girdiği pozisyonlarda da etkili pas atmaları lazım. Basit oynamaları gerekiyor. Bir tehlikesi de ne? Bunu zaman zaman maçta yaşadık. Buradan atağa topu kaptığında kontrata veya geçiş oyunu, oyununa Konya Spor çıktı mı arkada boş alanları bulabiliyor. Onun için Muslera'yı da tebrik etmek lazım. Zaman zaman Libero gibi öyle toplar kesiyor ki belki kurtarış yapmıyor ama oyunun içerisinde bak kalecilerde ayağı iyi olsun diyoruz. Artık ayak iyi olması yeterli değil. Oyun zekası taktik oyunun içerisinde olması gerekiyor. Muslera taktik olarak zaman zaman çok açılıyor kalesinden. Ama bu oyunun içerisinde kalecinin de buralarda oynaması gerekiyor. Ve bu topları da çok iyi bir şekilde 4-5 tane rakibin geçiş ve kontratak oyunda topları kesti. Bak burada opsiyon var değil mi? Pas opsiyonu var, verkaç var. Böyle bir savunmayı nasıl delebilirsiniz? Bir, uzaktan şut. iki verkaçlarla. Bak verkaçlarla. Burada çok iyi bir verkaç pozisyonu var. Bu oynayabilir. Dışarıdan gelen adama şut attırabilir. Devam ettirelim. Dribbling'i birebir adam eksiltmeyi seçmiş. Kerem değil mi oradaki? Kerem. Çok evet. da eksik yakalanmış aslında Konya savunması. Yani normalde çok kalabalık savunma yaptı evet. maç boyu. Bu, bu pozisyonda çok eksik olmasına rağmen ekstra dribling'e gitmiş Kerem. Zaten oyun bu. Genelde oyun bu. Bu burası çok önemli bir şey. Devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi maç planı dedik, değil mi? Ee, Sinan. Göze batan maç planında ne var? Kaan'ın sağ bek oynamasıyla birlikte Zaha'nın da sağa çekilip Kerem'in solda başlaması. Daha sonra oyunun işte 30. dakikasından sonra zaman zaman bazı pozisyonlarda Zaha ile Kerem pozisyon değişti. Şimdi Halil rakibi karşılayan ve sahada top rakipteyken de duran Galatasaray takımını görüyoruz. Devam edelim. Maç planı derken Kaan'ın ve Barış Alper'in Galatasaray topa sahip olduğunda atağa çıktığında ve çok çabuk kontratak yaptığında veya hızlı oynadığında zaman zaman özellikle ilk devre Barış Alper Kaan'a biraz ayrı yer açıyor. Çünkü Kaan oyunda genişlik, pas, orta pasını iyi yapan performans sergiledi. Ama Barış Alper'in bu gibi pozisyonlarda çok çabuk bir şekilde ataklara katılması gerekiyor. Şimdi bak Galatasaray kalkmış. Daha önceki pozisyonlarda neyi görüyorduk? Bir anda e, evet. pozisyon içinde olduğunu görüyoruz. Sağa bak sola bak ikisi de yok. Evet. Galatasaray'ın zorlanmasının en büyük nedenlerinden biri de kanat oyuncularının burada eleştiri anlamında değil. Kaan'ın o pozisyona uygun oyuncu olmadığı Barış Alper'in de ilk devre ilk 45 dakikada hücumda fazla çıkmadığını gördük. Hatta oyunun genelinde çok daha iyi olabilirdi. Performansını biraz basat vasat gördüm. Bak şimdi burada top ayağında. Daha oyuncunun ayağında. Kerem içi, devam ettir. Kerem içeri koşu yapmış. Kanatları görüyor musun? Burada Barış Alper'in artık buraya girmesi gerekiyor. Ve bu oyunu da hücumda okuması gerekiyor. Devam ettir. Şimdi görüyor musun? Mertens sağa gelmiş. Halil Icardi gibi pozisyonda Kerem içeri gelmiş ve boş alan yaratmış. Şimdi bu boş alanı değerlendirmezsen maç içerisinde bunu mütemadiyen yakalayamazsın ki. Bu gibi pozisyonlarda etkinliğini Barış Alper gibi çabuk, dayanıklılığı yüksek bir oyuncunun hücum oyununda da oyunu iyi okuyup buralara gelmesi gerekir. Ve ne oldu bak gitti. Pozisyon gitti. Şimdi bütün bunları derken rakip takımında Maç planını düşünmek gerekir. İşte burada gösterdik. Bakın Yeşili takım Konya Spor. geriye beşli bir zaman zaman beşli bir savunmayı tutan önlerinde üçlü, dörtlü bir orta saha gibi durup 10 kişi artı bir de kalecisini koyalım. Kendi alanında 10 artı bir duran bir takım. Bu takıma karşı demin gösterdiğim bir geri gelirsek arkadaşlar bu pozisyonları yakaladığında Değerlendirmen gerekiyor. Yakalayamazsan nitekim goller nasıl geldi? Duran topların dönüşünde geldi. Kornerden geldi. Yani defans oyuncuları de açmış oldu. Bu da şampiyonluğa oynayacak takımların ve teknik adamlarının oyun planlamalarında farklı farklı hücum opsiyonlarını da oyuncular da dahil kullanması gerekiyor. Kaan dedik değil mi? Bak belki Zaşa gibi buralara gitmiyor ama attığı pası görüyor musun? Bu pası müthiş attı. Evet. Orta pası. Ayakları iyi olduğu için devam edelim. Mesela mükemmel bir pas. Yani tek vuruşu yaptıracak bir pası attı. Duran toplar dedik. Duran topların böyle bir savunma yapan takıma karşı duran toplarda çok etkili olmak gerekir dedik. Burada da Demirbay, Kerem Demirbay değil mi? Çok güzel evet. bir vuruş yapıyor. Zaten duran toplarla kazandı hocam Galatasaray. Ama Şimdi rakip bu. Rakibin maç planını da düşünmek lazım Sinan. Doğru. Şu maç planı bakın. Şu beşli orta sahada üçlü önünde ikili veya bir 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 artı bir olan bir takımı çözmek, erken gol bulmak demin gösterdiğim ataklarda yakaladığında onu yapması gerekiyor. Hucumdaki hucuma çıkacak oyuncuların bunları yapması gerekiyor. Nitekim burada kaleci Deniz'e de ayrı bir paragraf açmak lazım genç kaleciyi de tebrik etmek lazım. Topa sahip olan oyuncuya baskı var mı? Yok. Yok. Futbolda zaman zaman işliyoruz. Mesela oyuncu transferlerinde scout'lar neyi yapıyor? Bir oyuncu baskı altındayken nasıl top kullanır? Baskı altında olmadığında nasıl top kullanıyor? Parametrelerden biri bu. Bak bunlar çok önemli. Şu anda bir baskı var mı? Yok. Halbuki hafif dribbling yapıp daha iyi bir vuruş daha yap yapabilir. Çünkü baskı yok. Veya baskı olmadığında Biraz daha dribbling yapıp belki penaltı noktasındaki bir oyuncuya çıkarabilir. Ve vurduğu yer de kalecinin kapattığı yer. Beşiktaş'ın yediği son golde Kasımpaşa sağbeki Wink benzer noktadaydı. Aldı. Herkes ona doğru gelirken arka direkteki adama çıkarıp boş kaleye attırdı. Onu Mertens de mesela penaltı noktasındaki adama herkes ona gelirken belki ona çıkarıp attırabilir. Mertens gibi bir oyuncunun bunu yapmasını bekliyorsun hocam hakikaten. Zaten oraya gelelim o pozisyona Kerem bu oyuncuları niye transfer ediyoruz? İşte bu gibi oyunun sıkıştığı, golün olmadığı, zorlandığım bölümde bu oyuncular ortaya çıkar. Evet. Bu oyuncular ortaya çıkar ve skoru değiştirir. Skoru değiştirmediğinde de zorlanıyorsun. Aslında maça baktığında daha sayılı taraftarlar devamını izlesinler. İzlediklerinde çok şey görecekler. Şimdi mesela burada gelen oyuncu kim? Sağ taraftaki. Kaan Ayhan. Kaan'ın bu özelliği yok. Evet. Ama çok zorlayarak kendi kendisine geliyor. Kendisi. Ne yapıyor? Pas açısı alıyor. Oyun sıkıştı mı bana verin diyor. Ben artayım demin Kerem'e çıkardığı gibi. Burada da mesela koşuyu yapsa, koşu yapsa Zaha'yı pas atmaya zorlayacak. Ama Zaha da burada mesela devam edelim. İşte sol ayağının içiyle diğer uzak köşeye topu hemen önüne çekip vurma şansı var veya dışarıdan gelen oyuncuya pası çıkarıp şut attırma şansı var. Devam ettirelim. Kendisi deniyor ve çok, bayağı uzaktan dışarı vuruyor. Ters uğurdu. ayakta kalıyor hocam. Yani soldan gel getirdiğinde bunu yukarıya sağ ayağıyla vurma ihtimali çok daha yüksek tabii yani. Yani e, dışarıdan ben olsam orada dışarıdan gelen oyuncuya topu indirebilirdim veya işte o driplinki yapınca topa daha yakın olması gerekir. Bunları niye söylüyoruz? Zorlandığım bölümlerde golün gelmesi lazım. Çünkü rakip rakip derinlik alarak kendi alanında, kendi ceza sahasının üzerlerinde kümelenerek bekleyen bir takım. Bak kaç kişi var? Sinan ceza sahası 2, 4, 5, 6 tane Konya Sporlu oyuncu var. Doğru. Şimdi ilk devreye bakıyorsun. Gol oranlarına baktığımızda benim en çok tamam topa sahip zaten rakip sana onu vermiş. Toplan sen oyna diyor. Rakip sana al sen toplan oyna diyor. Ben kendi alanımda seni karşılayacağım diyor. Ama burada en önemli şey gol beklentisi. İşte bu gibi gol beklentinin olduğu veya şampiyonluğu oynayan takımların düşük olduğu maçlarda oyuncuların o kilidi açması gerekiyor. Kim açacak? Zaha açacak. Kim açacak? Mertens açacak. Kim açacak? Kerem açacak. Kim atacak? Defans oyuncusu duran toplarda. Kim var? Abdülkerim gibi çok önemli bir silahım var. Evet. Şimdi mesela izleyicilerimiz diyecek ki voley izleyicileri. Ya hocam Barış Alper'i dedin. Evet dedim arkadaşlar buyurun. Bak sol taraftan gelmiş mi? Evet sol taraf hiç yok. nerede Hiç yok. Ama Kaan sabek olmamasına rağmen oyunu okumak başka bir, bir şey. Yani futbolda oyuncular için topa sahip olduğunda da top rakipte olduğunda pozisyonu oyunu okuyup ona göre hareket etmek başka bir şey. Bir de spontan oynamak başka bir şey. Şimdi burada çok net ortada yani ilk 45 dakikada Barış Alper'in daha çok topsuz çıkışları yapması gerekiyor çünkü Kerem Kerem sürekli içeri koşu yapan bir oyuncu. Yaptığında da rakip de geliyor bu alan Barış Alpere bu alanda boş alan boş saha kalıyor. Orayı değerlendirmesi gerekiyordu ve e, ne oluyor teknolojinin bize sunduğu imkanlarda da bunu çok net görüyoruz. Mesela diğer bir net görüşte bak sağ taraf daha çok atağa gitmiş ve merkezden Galatasaray atak yönlerini yoğunlaştırmış. Merkezden de yoğunlaştırdığında da işte böyle kapalı bir e, alanı görüyorsun. Yani bir duvar görüyorsun. Bu duvarı delmen gerekiyor. E burada da işte ilk devrenin sonunda oyuncuların 45 dakikada aldıkları pozisyonu görüyoruz. Görüntülerle yapmış olduğumuz analizlerde sözlerle ifade ettiğimiz kadar görüntülerle de izleyicilerin bakış açılarına sunuyoruz. Sinan bak Konya Spor takımını görüyor musun? Rakibi karşılamaları zaman zaman 4-4-1-1 zaman zaman 5-3-1-1 gibi. Şimdi böyle bir savunma yapan takımı açmak, çok önemli işte. Çok çabuk yön değişmek mesela. Bak Galatasaray ne oluyor? Aynı zamanda da bir tehlike. Rakip alanda kaç kişiyle rakip alana giriyorsun. Burada kaptırdığın top rakipçi çıktı birkaç tane. Onun örneğini vereceğim ileride. Burada da oyunculara ve kaliteli oyunculara da çok önemli görevler düşüyor. Anahtar, kili hani çilingir çözmek zorunda. Skoru yapıp maçı çözmek zorunda. O oyuncular da var şu anda Galatasaray içerisinde. Demin isimlerini saydık. Bakıyorsun, bak başka bir duruş. Bak Konya Spor'a beşli, üçlü merkezi nasıl kapatmışlar. Yani yani merkez öyle bir kapalı ki. Şimdi burayı, bak böyle duran bir takım var. Sonra da şöyle duran bir takım var. Burayı çözmek zorundasın. Burayı çözmek zorunda. Ne yapıyor? İşte içeri bir giriyor. Sabek Kaan buraya geliyor. Kerem içeri giriyor. İşte Barış'ın daha çok gelmesi lazım. Orta saha oyuncuları giriyor. Stoperler buraya kadar çıkıyor. Ve dar bir alanda oyunu yönetmeniz gerekiyor. Bu da çok çabuk oynayarak, çabuk yön değişerek, işte duran toplar dedik, verkaçlar dedik, şut atarak, dripling yaparak, adam eksilterek böyle bir pozisyonlarda çok kıymetli oluyor. Şu şekilde duran bir takım, bak Kerem burada bu vuruşu çok iyi bir yakın bir mesafeden avuta atıyor. Yani gol pozisyonu bana göre net bir pozisyon yani net bir iyi bir vuruş yapabilir. Hocam benzer pozisyonlarda Kerem çok üstten alta çok attığı oldu son dönemde. Sinan çalışacak. Futbolda sahaya gidiyor. Her gün 300 tane, 100 tane atacaksın şu. Son vuruş. Biri çıkaracak. Tek vuruş. Çarp veya kontrol vuruş. Kontrol Sen vuruş. mesela son vuruş çalıştırıyor muydun hocam? Kesin. Antramanda? Ya Sinan Cenk, Santrufor Cenk'ten gidelim. Her idman sonrası minimum 70-80 tane topa vuruyordu Gaziantep'te. Cenk işler. Adana Spor'da. O da çok iyi bir santrfor. <laughs> için çok yani durma Alban Buşi Ananaspor'da Spor'da yani bunlar e, veya Bursa Spor'da Pinto e, Kayseri, Kayseri Spor'da Tiam. Tiam Emrah, Gavranoviç bunlar sürekli her idman sonu, hücum oyuncularının her idman sonu çalışması gerekiyor. Teknik adamların gruplara ayırıp bu da gelişim Bunu, bunlar çünkü her maçta pozisyonu var Kerem'in. Evet. Ha çalışıyordur da. Ama bir kere, üç kere, beş kere ya yaptım. Hayır. Her gün. Her gün. Duran toplar dedik değil mi? Maç planı. İşte bak işte tek el kaldırıyor. Bazen çift el kaldırıyor. Veya başka şeyler yapıyor takımlar. Bu da o organizasyonlar içerisinde, maç planı içerisinde bir teknik adamın çalışmaları. Şimdi bak gördün mü Muslera nerede? Evet. Bak aynı şurada gösterdiğimizin buyursun. Arka, şu koyduğumuz şekil oyun bu. Konya Spor maçı bu. Ve bunu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bir tek maç oynamayacak. 6-7-8 tane böyle maç oynayacaklar. Hocam Galatasaray'da bir doktor arkadaş vardı. Benim tanıdığım. Musler ile ilgili şunu demişti. 37 yaşında bence hala ligin en iyi kalecisi. Çok ve durdu. sakatlandığı dönemler oldu. 2-3 sezon ardarda ve 5-6 aylık sakatlı oldu biliyorsun. Bir bacağı Rize deplasmanında oldu vesaire. O dönemlerde dahi dönüş için inanılmaz çalışan bir adam. Ben Galatasaray'da en çok kim çalışıyor diye sormuştum ona. En çok Muslera demişti. Ve altyapıdaki kaleciler onu görüp e, karakterleri şey yapıyor. Yani Muslera'yı görünce benim de bu kadar çalışmam lazım diye düşünüyor. 37 yaşında olmasına rağmen o düşüşü daha hiç görmedim. Refleks düşüşü veya çabukluk düşüşü. Bunları hiç göstermiyor. Hala sanki 27 gibi. Evet. Yani oyunun da içinde konsantre hakkını vermek istedim yani. Bu maçta çok önemli rol oynadı. Bielsa'ya mesaj gö gönderiyor. <laughs> Bielsa bak ben buradayım diyor. <laughs> ben daha ölmedim diyor. Beni niye davet etmiyorsun? Bielsa diyor. Bak ben buradayım diyor. 54. 55. dakika içerisinde kalecinin yapmış olduğu bir vuruş var. Bak burası çok maç 0-0. Kaleci vuruyor. Vurdur topa. Bak vuruyor topa. Şimdi Galatasaray'ın savunmasına bak. Şimdi bu Hatalı duruşu ne getiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sürekli bunu oynadığınızda bak rakip alanda 10 kişiyle yerleşip bu oyunu oynadığınızda artık aynı bilgisayar gibi beyin, beyin bu bu oyuna adapte oluyor. İşte buradan bir top geldiğinde, buradan böyle bir uzun top geldiğinde bu kademe anlayışını beyin düşünmüyor. Neden? Sürekli rakip alandasın. Artık gol gelsin, oynayalım, pas, yön değişme, topa sahip ol, şut at, boş alan yarat, dribling yap vesaire vesaire. İşte böyle bir pozisyonda olduğunda da bak ne kadar yanlış duruyor savunma. İnanılmaz kademe eksikliği var burada. İnanılmaz. Şu kalecinin bu uzun atışında oyuncular topa değil otomatikman hemen kademeye geri koşmaları gerekiyor. Orta sahanın üçlüsü de o üçlünün de defans kafayla vurdu mu ikinci top. Rebound alma diyoruz buna. Değil mi? İkinci top. İkinci top. Onun için o okları koydum. Uzun oklar. Hemen gel kademeye geç. Top sana gelmeyebilir. Galatasaray'ın sağ tarafındaki iki oyuncunun da şu uzun topta o uzun topun e, Abdülkerim mi oradaki? Yani onlardan birine geleceği gözüküyor. Hemen kademesini alsana. Rakip de gelmiş. Devam ettir. Bak şimdi pozisyon ne oluyor? Sinan görüyor musun? Devam ettir. Bak pozisyon nereye geldi? Evet. Şimdi bu adam bu topu alıp iyi bir vuruş yapsa maç 0-0. Zor çıkarır galatasaray. Doğru. Çünkü kendi alanına sıkışmış bir takım var. Burada da mesela gene dikkat et. 4 tane Konyasporlu. Bak 4 tane bu da gene maçın 0-0 olduğu bölüm. Bir bölümde Konyaspor'un böyle ciddi atakları oldu hatırlıyor musun maçın bir bölümünde. Burada arka direkteki oyuncu gol vuruşunu yapamadı. Yapsa 1-0 olurdu. Ya ama şimdi Galatasaraylı oyuncuların duruşuna bak. Evet. Rakip 4 tane, rakip bomboş ve herkes topa bakıyor. Hocam bu pozisyonun başında Kaan sağ beki, terk edip orta sahadaki oyuncuya baskıya gitti. Kaan'ın yerine Moreno'ya pas atınca Nelson da Moreno'ya çıktı sol açıa. Gilerme sol bek bindirince en oraya geldi yani Nelson da yerinde değil tek stoper Abdülkerim gibi kaldı yani çok e, başından itibaren şey bir pozisyondu yani. Bir geri gel bu gel görüntüye ve bu bunu vermeyecek ama şimdi esas noktaya geliyorum. Muslere'ye geliyorum gel geri sevgili izleyiciler bak Muslere'yi övdün ya ben şimdi mühür vuruyorum. <laughs> veriyorum bana şeyi mühürü çaktım sana da git yap diyorum. İzin veriyorum ya bak. Mühürü çakıyorum. Nereden çakıyorum? Muslera nerede duruyor? İzleyiciler baksın bak nerede. Adımlamaya bakın Muslera'daki. Kaleci antrenörleri bunu iyi bilir. Bak pozisyona bak. Hatırla bazı maçlarda kaleciyi eleştirdik. Şimdi isim vermeyeceğim, takım ismi de vermeyeceğim. Önderekte duruyordu. Yani yanlış duruyor dedim. Adam ters ayağından o ayakla o top oraya gelmez. Neyse girmeyeyim o konuya. Şimdi bak Oradaki muslara devam et. Adımlamayı ne yapmış? Bak nereye gelmiş. Nasıl adımlama yapıyor? Belki adam iyi bir vuruş yapmıyor. Yani aslında yapıyor muslara o reaksiyon ve refleksi gösteriyor. Ama adımlamaya bak. Ön direkten nereye gelmiş top çıktığında? Evet. Dikkatimi çekerim. Bu sadece daha sayın defans duruşuyla ilgili değil. Aynı zamanda da işte bazen birileri hata yapacak. Diğerleri de o hatayı evet. düzeltecek. Mustafa'ya bak nasıl adımlama yapmış ve topu da çıkarıyor. Maç 0-0. Onun için bravo. Evet, duran toplar dedik. Bu daha önce faul atışından doğan, dönen toptan da Demirbay'ın alıp orta yaptığı pozisyon. Yani duran topun dönüşünde rebound'u alıyor Galatasaray takımı. Devam ettir. Burada da yani Abdülkerim'i gerçekten tebrik etmek lazım. Bravo sana Abdülkerim. Şu vuruşu görüyor musun? Tam dik açıyı yapmış hocam. Ya, yani yamuk değil ayak. Tam sağ ayağının üstüne o kadar bir de kaç kilo? Evet, kaç ağır bir adam. Boyu yani, boyu kaç? Yani bu kadar cüsseli bir adamın yani bu bu işte iyi çalıştığının özelliği bu. Çalışıyor çocuk demek ki. Aferin çocuğa. Kesinlikle ince bir adam. Aferin bir Abdülkerim sana. Bravo. Evet, Kesin hocam. Bu bu aksiyonu yapmak sağ ayağının üstüne bir de başkaları kayar düşer. Güçlü de bir oyuncu. Bir de ayağın üstünü çevirttirerek topu oraya atmak kolay değil. Kerem'i de Demirbay'ı da tebrik etmek lazım. Neden? Neden? Kerem Demirbay buradan atış kullandı. Bak buradan atışı kullandı. Duran top. Rebound'a gitti buradan aldı böyle yaptı ortayı. Bak iki tane şeye dikkat etmek lazım. Dolayısıyla devam ettirelim arkadaşlar. E yeni saç modeliyle de. Evet. <laughs> demek ki şimdi bazen oyuncular bak burada kalalım bunu büyütebilir arkadaşlar da. Aferin. Bizim kardeşimiz de Kerim editörümüz de tam zamanında getirdi bu resmi. şimdi böyle şeyler yaptım oyuncular ya gol atar ya da çok iyi oynar. Öyle <laughs> mi? Ya berbere gider oyuncu işte sakalını saçını veya bir, bir şey yapar. Kendini iyi hissettiğini gösteriyor yani. Onu, onu ama onu da süslemesi gerekiyor. İşte bak bu saç modeli de yakışmış bence. Evet. Abdülkerim çok güzel olmuş. Tabii bu da da tebrik ediyoruz. Helal olsun. Çok iyi arkadaş. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun Ahmet Çalık kardeşimiz. Bunu da unutmamış. O da onun vefakarlığı alkışlıyoruz. Duran toptan gol atınca daha mı çok sevindiriyor hocam teknik ekibi? E tabii şimdi çalışıyorsunuz. Çalışıyorsun. Bir de yaptığın işin karşılığını görünce ben mesela çalıştığımın karşılığını gördüm. Gördüm de daha çok seviniyorum. <laughs> ha. Yani e, e, o hırsı bazı hocalarda böyle put gibi duruyor yani. O hırsı göstermesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, yine işte Duran Top Organizasyonları dedik ya bunlar önemli şeyler. Ee, devam ettirelim arkadaşlar. Dönüştü şimdi önemli, bak. Evet. Şimdi bir daha göster burayı. Şimdi bak maç 1-0. Bu çok zor bir maç oldu. 3-0 olduğuna Bakmasın. Okan Hoca da bunun analizini oyuncular da biliyordur. Galatasaray taraftarı da gördü maçta. Şimdi maç 1-0. Galatasaray takımı duran topta, kornerde hem vurmak zorunda hem de dönen topu, ikinci topu reboundu almak zorunda. Bak ne olmuş. Devam ettir. Bak şimdi. Bu pozisyonu nasıl verirsin? Korner atan bir takım, Liverpool yapıyordu bunu. Korner yerken gidip gol atıyordu. Yani bu pozisyonu Galatasaray'ın vermemesi gerekiyor. Okay burada hocam. ama burada topa sahip olan Konya sporlu kardeşim, oyuncu arkadaşımız topu sürse topu sürse, sürerek gitse devam ettirelim. Bu pozisyonu bak olmaz çarpıyı koydum. Bu pas olmaz. O kırmızı izleyiciler. Hani burada şunu dile getiriyoruz. Futbolu futbolu izleyicilere altyapıdan gelen teknik adamların üst yapıdaki teknik adamlarda bütün takım oyuncularına gösterilmesi gereken bir görüntü bu. En temellerden bir tanesi aslında. Bu görüntü bu. Burada pas verilir mi? Sürsene adamı eksilsene. Devam ettir. Pozisyon gitti. Bir de hocam kanada atıyor. Merkezden devam etseler 6 kişi 6'ya 2 bu pozisyon. Kanada atınca arkadaki 3 kişiyi kendi kendi kendine yok yani etmiş. Niye atıyorsun? Sürsene topu. Sürsene topu. Bunu bir eğitici programı olarak Koymamız gerekiyor. Kesinlikle. Vole'de bunu Türkiye'ye 100 milyona koyması gerekiyor. Eğitim. Eğitim başlığı altında, futbol eğitimi başlığı altında bunu koymamız gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Devam ettir. Bak pozisyon gitti. Şimdi ders dedim. Bak gel şimdi derse. Şimdi size bir örnek vereceğim. Kim bu? Şimanski. Şimanski. Bakın arkadaşlar. Bunu biz hiçbir takım gözetmeden ülke futboluna faydalı olma adına izleyicilere de bir mum ışığı yakma adına gösteriyorum. Bunu Fenerbahçe'ye işlediğimizde de Fenerbahçe'lere de koyacağım. iki görüntüyü. Şimanski yani Feyenoord, Tollanda boşuna demiyoruz. Kurif ne diyor? Sinan Kurif diyor ki Ajax'ın altyapısından çok iyi oyuncular çıkar diyor değil mi? Aynı zamanda adam çıkar diyor. Bak sadece çok karakterli. Çok çok iyi oyuncu çıkar demiyor. Çok karakterli adam gibi adamlar çıkar diyor. Ben Çünkü adam işleyecektim programımda. İşle, yani. sen de işle. Senin de Bizim izleyicilerin var. Burada 4-1'ken Fenerbahçe maç kopmuş. Şımanski ben de bir tane burayım demiyor. Ama başka şeye geleceğim. Başka esas şimdi oradaki Konyasporlu arkadaşımızın yaptığıyla ne geleceğim. Yani devam ettir pozisyonu. Bak pası ver. Şu anda pas verebilir mi? Verir. Bazen İsmail'e diyorduk ya sür. Ya Ceko ne diyordu? Yürü yürü sür diyordu. Hatırlasana analizlerimizde. Bak vermiyor. Başkası olsa bu pası çıkarmıştı. Bu toplan link ve adam eksiltme pası atacağın zaman aldığı at pası çıkması lazım. Burada pası verse karşıdaki oyuncu İstanbul Sporlu oyuncu ne olacak? Cengiz'e gelecek. Diğeri kayma yapacak. Diğeri kayma yapacak. Ve diğer oyuncular da merkeze doğru koşacak. Bak vermiyor. Orayı görüyor. Bak kendini oynamıyor devam ettir. Bak hala dripling de yapıyor devam ettir. Bak çıkarttığı yeri görüyor musun? Alda at diye çıkarıyor. Seni öyle bir pozisyona sokuyor ki en başına gel Kerim. pozisyonun en başına bak. Devam ettir ikinciyi. Görüyor musun? Bu bir ders. Ülke futbolunun gelişmesi için bir derstir. En son attığı pasa gel. Bu. Dön şimdi Galatasaray Konya maçına. Bak topu görüyor musun Sinan? Evet. Bunlar Bunlar T 14 15'ten tut o Süper Lig'deki hem teknik adamlara, antrenmanlarda hem oyunculara verilmesi gereken bir derstir. Bunu maçlarımızda inanılmaz derecede yaşıyoruz. Güzel bir örnek. Bak böyle yaparsam ben de alkışlarım diyor Mustafa. Kaan topa müthiş vuruyor. Bak top böyle gitti. O bir e... Vuruş, vuruş, ölü vuruş. yaprak vuruşu diyorlar hocam. Ölü yaprak vuruşu. Topsallanarak top, top sallanarak böyle gidiyor. Aynen, yani. aynen. Topsallanarak gitti. Burada da ne var? Dönen top. Hep işlediğimiz. Bak, devam ettir. Bak, kaleciden devam edelim. Dönen top. Zaha o koşuyu yapıyor zaten. Şu anında Zaha koşuyu yapıyor. Top da önüne Pozisyonun düşüyor. Pozisyonun öncesinde de topu kazanan Zaha. Top evet. evet, atan Zaha. Evet. Golü hak etmiş yani. Hem topu kazandı Takip hem devam de etmiş. Takipte oyunun içerisinde. Evet. Burada da çok güzel bir korner korner var. Evet. Uzatma dakikaları. Genç Eyüp. Eyüp. Ortayı. Güzel demek sol ayağı. Temiz bir sol ayağı var. Burada da Abdülkerim'i görüyor musun? Ne güzel çıkıyor. Bir de Sinan bu topu bu tarafa nasıl çeviriyor? Çok enteresan. Demek ki kafasını ayak gibi kullanıyor bu Abdülkerim. Hocam Abdülkerim'le ilgili bir istatistik vereyim. 2020-21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu Abdülkerim. 13 golü var. 10 tane de asisti var. 23 tane gol. Son 3-4 sezonda. Çok zaten, iyi yani. Zaten bak Sinan. Şampiyonlu oynayacak takımların forvetlerinin gol atması yeterli değil. Orta saha ve defans oyuncuları da gol sayılarına etki yapabiliyorlarsa işte ne oldu? Bak 0-0. Çok tehlikeli giden bir maçı çözdü. Evet. Çözdü. Bir defans oyuncusu çözdü. Sinan bunlar niye bitiriyorum? İki takım şu anda lider Fenerbahçe değil mi? Aynı puandan Galatasaray'la ikisi kafa kafaya gidiyor. Ve iki teknik adam, iki teknik adamın hırsı, gollerden sonraki saha içerisindeki beden dilleri. Bakalım sezon sonunda bu yumruğu hangi teknik adam havaya kaldıracak? Güzel bir son oldu hocam. Ağzına sağlık. Sağ ol. Bayanlar baylar güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. B alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme Merve trenç doğru gidiyor. Aldı onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye atışı. Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Bilyoner. ...maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar.